Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 18-24 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, 23 Aralık'tan itibaren güneş burcunuza geçiyor. Kış gün dönümü. En uzun geceyi yaşayacağız ve tabii ki oğlakların zamanı da başlıyor. Hepinizin doğum gününü kutluyorum sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Ve yükselen oğlak burçlarımız güneş yükselen burcunuzun üzerine 23 Aralık'tan itibaren gelecek. Enerjinizi arttıracak, parlayacaksınız, dikkat çekeceksiniz. Ve yılın Ocak ayı ile beraber tabii ki sizin için en önemli zamanları da başlamış olacak. Evet bu haftaya baktığımızda ay balık burcunda olacak haftanın ilk iki günü son ilk dördün fazında olacak bazı düşünceleriniz olgunlaşmaya başlıyor fikirleriniz var niyetleriniz var hareketli olabilir hafta başı görüşmeler yazışmalar iletişim konuları kısa da olsa şehir içi ziyaretlerin, seyahatlerin olması, yolculukların olması mümkün. Trafikte dikkatli olun tabii ki. Eğitimle ilgili konuları mesela biraz daha netleştirebilirsiniz. Hayatınızda ticari aktiviteler anlamında bazı önemli görüşmeleriniz, yazışmalarınız olabilir. Çarşamba günü Ay Koç burcunda olacak. Çarşamba ve perşembe günü evde daha fazla zaman geçirmeniz, evdeki işlerle ilgilenmeniz, hatta aileyle ilgili konuların, ebeveynlerle ilgili konuların belirleyici olması mümkün. Tabii ki Merkür bu hafta sonuna kadar burcunuzda retro. Dolayısıyla biraz hani iletişim konularında zaman zaman sıkıntı yaşamanız, gecikmelerin, ertelemelerin olması mümkün. Özellikle çarşamba günü aile üyeleriyle ilişkilere, iletişimlere dikkat edin. Anlaşmazlıklar olabilir çünkü. İşte trafikte, seyahatlerde dikkat edin. Kullandığınız araç gereçlerde daha fazla sorun olabilir. Arızalar olabilir. Bunlara temkinli yaklaşmakta fayda var. 23 Aralık'tan itibaren Merkür Yay Burcu'na gerileyecek. 2 Ocağı kadar da o alanda kalacak. Yani 12. evinize doğru gerileyecek. Bu dönem sizin için biraz daha hassas, daha kırılgan, daha ruhsal, daha bilinç altınıza yönelik konuları aslında gündeme getiriyor. Bu dönemde ruhsal, bedensel, zihinsel, şifa, arınma, terapi, inziva hani bu tarz şeylere ruhsal faaliyetlere de daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Hatta Kasım ayında başlamış olan konuları, planladığınız bazı işleri, gözden geçirmeniz, tekrar hani ele almanız, bunları tamamlama fırsatlarınızda söz konusu olabilir. Cuma günü Ay Boğa burcunda olacak. Cuma akşamı Ay Jüpiter kavuşumu keyifli bir akşam. Çocuklarla, sevdiklerinizle romantik, güzel, eğlenceli bir akşam geçirebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.